Efendim iyi akşamlar. Ben Erol Küçükoğlu. Hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaştığımız akşam bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Mayıs günlerden Çarşamba. Ülkenin genel siyasetinden başlayacak olursak akşam bültenine Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya hareket etmişti. Rusya'daki mevkidaşıyla birlikte de ortak basın toplantısı düzenledi. Uluslararası ilişkilerde en önemli ve beklemen açıklamada Putin'in o tek cümleli açıklaması oldu. Türkiye önemli ve güvenilir bir ortak diye konuştu. Özellikle FETÖ'cüler ve Avrupa'daki Türkiye düşmanlarını da çatlatır nitelikte açıklamalar da desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya ile eşgüdüm halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi ki bu da görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini, Türkiye ve Rusya ilişkileri arasında artık bir problemin kalmadığının da son sözü oldu diyelim ve bu konuyu şimdilik kapatalım. Enflasyon Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Türkiye İstatistik Kurumu da TÜFE'de geçen Nisan ayında %1,31, yurt içi üretici fiyat endeksinde ise %0,76'lık artış olduğunu ve tüketici fiyatlarının %11,87, yurt içi üretici fiyatlarının da %16,37 olduğunu açıkladı. Buna dair ilk açıklama yine Başbakan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'den geldi. Yıl sonu itibariyle de enflasyonda tek haneli rakamlara geri döneceğiz diye net ve bir o kadar da kendinden emin bir açıklama yaptı bütün Türkiye adına. Diğer Başbakan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş bugününü İstanbul'da geçirdi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ı anma ve anlama programında konuşmacıydı kendisi. Nevzat Hoca da milli siyaset geleneğinin önemli simalarından birisi yorumunu yaptı. Gün boyu da bu toplantıyla doldurdu gününü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi'nin de açıklaması vardı. İşsizlik oranlarıyla alakalı işsizlik rakamlarının gelecek aydan itibaren düşeceği müjdesini verdi ve yine bu hafta bir medya kuruluşu daha yayın hayatına son verdi. Ege TV'den sonra El Cezire internet sitesi de yayınlarını durduracağını açıkladı. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz mesajını paylaştı. El Cezire Türk TV olarak yayın hayatına başlaması bekleniyordu Türkiye'de ama o Katarlı patronlar bir türlü başlatamadı. Sonunda da kapatılma kararı verildi El Cezire Türk'ün. Dediğimiz gibi son bir hafta içerisinde medyada ikinci geri adım oldu bu diyebiliriz Ege TV'den sonra. Ana muhalefetin gündeminde ise kongre vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl bir açıklama yaptı bugün. MYK'da alınan kararla bugün itibariyle olan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde parti meclisimiz 36. olağan kurultayın tarihini belirleyecek diye açıklamalarda bulundu. CHP'nin gündeminde de böyleydi. Özellikle kurultay olağan mı olsun, olağanüstü mü olsun tartışmalarına sebep olmuştu. Olağan kurultay olacağı da böylece netleşmiş oldu. Peki kendi gündemimizde ne var? Hemen o başlıklara geçelim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz dün akşam TV52'nin canlı yayında yaptığı açıklamalarla hem orduda hem de yurtta en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ordu ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananları gündemine alan Yılmaz, "Tereddütüm yok, bu kumpastır," dedi Ordu İl Emniyet Müdürü içinde. "Özel çalışılmış, gönderilmiş bir adam, derdi emniyet müdürlüğü yapmak değil," ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Makamını, mevkisini suistimal eden birisi var, o birisi burada durmaz, Ankara üzerine düşeni yapar," diye konuştu. Bu tartışmaları da son noktayı böylece koymuş oldu. Müdürü kapsayan bir açıklama. Tüm polis teşkilatını kapsayan bir açıklama değil. Onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bahsettiğiniz gibi başından sonuna kadar irdelendiğinde de bir komplo, bir kumpas, seçilmişe karşı bir kumpas. Bu konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Dün akşam TV52 özel gündemde Erol Küçükoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, son günlerde çok tartışılan konulara değindi, yaptığı açıklamalarla da son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananların tereddütsüz kumpas olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Çalışılmış, gönderilmiş bir adam,
derdi emniyet müdürlüğü yapmak değil ifadelerini kullandı, son noktayı da koydu. Bu çalışılmış bir hareket bize karşı. Hiç kimse Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Enver Yılmaz çalışmıyor. Belediye başkanı tembel, belediye başkanının temsili zayıf, belediye başkanı konuşmasını bilmiyor, belediye başkanı iş yapmıyor. Belediyede şu, belediyede bu demiyor dikkat ediyorsanız. Hep farklı alanlara ilişkin suizanlı yaklaşımlar. Arkadaşlar, buraya Tayyip Erdoğan gönderdi bizi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 1989 yaklaşık 30 yılın üzerinde bir siyasi birlikteliğimiz var. Bu birlikteliği dışarıdan böyle günlük anlık gelenlerin engelleyebileceği şeklinde bir kamuoyu oluşturması nafile işlerdir bir. Makamını, mevkiini suistimal eden birisi var. O birisi burada durmaz. Ankara gereğini yapar diyerek de mesaj yolladı. Derdi emniyet müdürlüğü yapmak değil. Derdi burada birileri tarafından yürüyen ve siyaseten başarılı olan ki ordu başarılı değil. Bütün anketlerde ordu Türkiye'de ilk üçün ilindedir büyükşehir olarak. Peki bunun sorgulamasını yapacak olan birim gereğini yapacak mı? Rahat olun yapar. Rahat olun. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Bu işlerin sonu hesabı belli olur. Ama şuna da müsaade etmeyin. Yani siz etmeyin. Bu bir bilek güreşi değil. Bu bilek güreşinde falancı galip geldi, filancı yenildi. Bu mantıkla düşünmemek lazım. Makamını, mevkisini suistimal eden birisi var. O birisi burada durmaz kardeşim. Ben Sayın Başbakanımıza da söyleyeyim, durmaz. Bunu Ankara üzerine düşeni yapar, gereğini takdir eder, hesabını, muhasebesini yapar. Bu kadar basit. Durmaz. Efendim bunu falancı sahipliyormuş filan, gelsin bana gelsin, bana anlatsınlar. Durmaz, ben durmaz burada. Çok üzerine gitmenin manası yok ya. Yani. Özel Gündem TV52'deki açıklamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Bütün sorulara ve konulara en içtenlikle yanıt verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz. Hatta hakkında konuşulan konulara da köpekleri havlatamıyorsanız kurt değilsiniz, biz bunları havlattık şeklinde bir benzetme yaptı. Bizim köy çevresinde, bizim oralarda bir laf var. Köpekleri havlatamıyorsan kurt değilsin diye. Biz bunları havlattık. Bu sözlerle seslendi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas düzenleyenlere. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, TV52 ekranlarında yayınlanan özel gündeme konuk oldu. Başkan Yılmaz, programda yaptığı konuşmayla ordu kamuoyuna bomba etkisi yaratan açıklamalara imza attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve şahsına karşı düzenlenen kumpastan, yine kendisi ve Büyükşehir Belediyesi hakkındaki çirkin iddialara, itham ve dedikodulara yiğitçe yanıt verdi. Bizim yaptığımız işlere bakın, bunu herkes yapamaz. Bu işleri yapacaksan bir çelik gibi yüreğin, çok güçlü bir iraden olacak. Bu konular geldiği zaman da ben de Hazreti Hamza Efendimiz'in sözü aklıma geliyor. Bunu da yüksek sesle ve gururla söylüyorum. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Ama bana bu iddiaları ve iftiraları atanlar, ben sokakta yürürken 100 metre önümden koşarak kaçıyorlar. Gel kardeşim, buyur, gel, mücadele etmeyecek misin? 22 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, Türkiye'de 920'nin üzerinde belediye var. 920 belediyeye bir şey yapılır, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bir şey yapılmaz dedi. Şimdi yıllardır üzerinde konuşulan bir siyasetçiyiz değil mi? Şu dediler, bu dediler, falan dediler, filan dediler. Ya bir tanesi doğru çıkmaz mı? Ben buradayım. Yok belediyeye şu yapıldı, belediyeye bu yapılacak, falan olacak. Arkadaşlar, 920'nin üzerinde Türkiye'de belediye var. 920 belediyeye bir şey yapılır, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bir şey yapılmaz. Başkan Yılmaz, sokakta yoksan siyasette de yoksun diyerek, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de reytingi yüksek ilk 3 büyükşehir arasında olduğunu söyledi. Hep konuşur onlar. İş yapmazlar, konuşurlar. Dedikodu üretirler, konuşurlar. Bilmem ne, gıybet ederler, konuşurlar. Bunlarda Allah korkusu yok ki. Allah korkusu olsa adamlar bana bunu söyler mi? Adamlar bunu bize yapar mı? Yapmaz. Savcılık orada, git savcılığa suç duyurusunda bulun. Yok. Ne yapıyorsun o zaman? Siyasi alanda mücadele edemediğin kimselere karşı, başta biz olmak üzere, gayri hukuki yöntemlerle kamu gücünü kullanmaya çalışıyorsun. Kullan bakayım. Senin vasfın, sıfatın ne olursa olsun, ben ne adamlar gördüm bu memlekette.
Ben ne kudretli adamlar gördüm, ne cafcaflı adamlar gördüm. Kırmızı ışıklarda, eskortlarda, suratla gidenler gördüm. Havaalanında binlerce karşılanan adam gördüm. Hepsi gitti, biz gene buradayız. Diyorum ki ben, sokakta yoksan siyasette yoksun. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, hakkında çıkan dedikodulara karşı hukuki sürecin başladığını da belirtti. Şimdi açıyorum davayı. Bu Türk adaleti iyi, hoştur. Biraz yavaş işler ama eleklerin arası sıkıdır. Bir ayda bir şey olmaz, altı ayda bir şey olmaz ama bir yıl sonra o kadar çok şey oluyor ki Ordu'da, sokakta koymadıkları adam kalmıyor. Ne olur şikayetinden vazgeç, davandan vazgeç diye. Hepsiyle helalleşiyorum. Davaları kazanıyorum, tazminatlar alıyorum. O tazminatlarla birlikte hep cezai sorumluluklar da doğuyor. Kim ne konuşursa konuşsun. Millet orada, biz buradayız kardeşim. Biraz sonra bakın göstereceğimiz hizmetlerle birlikte biz Ordu şehrini değiştiriyoruz. Şehri dönüştürüyoruz. Evet, yaklaşık 2 saati bulan bu programda sadece gündemde tartışılan konu başlıkları yoktu. Elbette Ordu'ya yapılan yatırımlar da vardı. Başkan Yılmaz yol altyapı, sahil projesi ve diğer düzenlemelerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de sahil şeridinde yapılan yeni düzenlemede neler olacak? İşte ayrıntılar bu haberde. Türkiye'de herhalde büyük şehirler içinde değil, tüm iller açısından en fazla sıcak asfalt döken Büyükşehir Belediyesi ilidiriz. Türkiye'de özellikle sıcak asfalt yol projesiyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'ya kazandırdığı yeni çalışmalarla birlikte taraflı tarafsız bütün Orduların takdirini kazanmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, dün akşam TV52 ekranlarında katıldığı özel gündem programında Büyükşehir maharetiyle yapılan çalışmaları anlattı. Ve bu şimdiye kadar, yani büyükşehir olmadan önce burada hiçbir şey yoktu. Bu gördüğünüz yolların tamamını biz yeni açtık. Asfaltladık, yağmur suyunu yaptık, altyapısını yaptık, kanalizasyonunu yaptık. Görmüş olduğunuz gibi kamulaştırmasını da yaptık. Bu yollar Ordu'ya yeni bir nefes aldırdı. Başkan Yılmaz özellikle sahil çalışması hakkında bilgi verdi. Sahil kenarına araç parkını da yasaklayacaklarını müjdeledi. Bu görmüş olduğunuz o mavi şeridin yanındaki araç parkını da yasaklıyoruz. O mavi şerit çok bölümünce hem trafik yoğun oluyor, hem vatandaşlar, yürüyen ve bisiklete binen vatandaşlarımız orada istedikleri verimi alamıyorlar. Bu konuyla ilgili UKOME kararımızı arkadaşlarımız bu hafta hazırlayacaklar. Allah izin verirse o bölüme hiç park yaptırmayacağız. Peki nasıl çözeceğiz park meselesini? Bir kültür merkezinin hemen yanındaki boş alana otopark yapacağız. Özel otel var, Aktu Otel, onun yan tarafına otopark yapacağız. Ve yine bir özel otelin ön tarafında bize ait araziye otopark yapacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımıza diyeceğiz ki yolun kenarına çekme kardeşim, şu alana çek. Sana da otopark alanını gösteriyoruz diyeceğiz. Mele Tırmağı Kentsel Dönüşüm Projesi ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vitrin projeleri arasında yer alıyor. Başkan Yılmaz bu projeyle de Ordu'da büyük bir ihtiyaca cevap verirken şehrin estetik görünümüne de katkı sağlayacak. Hep diyorlar ya Melet Köprüsü trafiği sıkıştırdı diye. Kazım Türkmen Caddesi ile birleştirecek devasa bir köprüyü yapıyoruz. Projelendirdik, ihalesini yaptık. Deniz kenarından, uç noktadan da proje çalışmalarımız başladı. Söz verip de, kamuoyuna söyleyip de başlamadığımız, yapmadığımız hiçbir şey yok. Söz vermeyip de bitirdiğimiz en az onun üzerinde işimiz var. Öte yandan çokça merak edilen Süleyman Felek Caddesi yayalaştırma projesi için de sona gelindi. Başkan Yılmaz 15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle birlikte Süleyman Felek Caddesi'nin trafiğe kapanacağını açıkladı. Alışveriş yapabileceği, çeliğiyle çocuğuyla gezebileceği bir alan olacak. Oturma grupları ve ağaçlar dışında, yürüyüş bantları, güzergahı dışında hiçbir şey olmayacak. Binaların tamamı özel olarak giydirilecek. Nereden itibaren? Hemen burada Büyükşehir Belediyesi'nin yanından itibaren Yalı Camii'nin kenarından ada fırını olarak bildiğimiz İsmet Paşa'nın girişine kadar. Yalnız dikey olarak araç girişi olacak. Yani vatandaş arabasıyla kullanamayacak ama dik olarak geçiş yapabilecekler iki ya da üç noktada. Ordu'nun tarihi günlerinden bir tanesi, tarihi Süleyman Felek Caddesi trafiğe kapatılıyor 15 Mayıs'ta diye istediğiniz şekilde hem görselleri paylaşabilirsiniz. Ve gündemdeki
konulardan bir tanesi de uzun yıllar ordu gündemini meşgul eden çöp meselesiydi. Biz sorduk. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı Emel Yılmaz yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında çöp konusunu da gündeme getirdi. Önemli bir gündem maddesi dedi. Çözülemeyen çöp sorununu 2 yılda çözdüklerini ve çözüme kavuşturduklarını belirtti. Altınordu ilçesinde 32 sene çöp denize döküldü ya. Şehrin en güzel yerine döküldü. Yıllardır Ordu'da tartışılan çöp sorunu Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte çözüldü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, TV52 ekranlarında yayınlanan özel gündeme konuk oldu. Erol Küçükoğlu'nun sorularını cevapladı. Siyasete ve ordu gündemine dair önemli açıklamalar yapan Başkan Yılmaz'ın özellikle gündeminde çöp vardı. Ordu'nun yarım asırlık çöp sorununun Büyükşehir Belediyesi sayesinde çözüldüğüne dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sadece bir ilçede değil 19 ilçede çöp sorununu hallettiklerini vurguladı. Bakınız biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilçede değil 19 ilçede 2 yıllık süre içinde çöp deney yaptık. Ancak bu kadar güzel anlatılır ve izah edilir. Ki bunu sizin dönüp dönüp anlatmanız lazım. Çöple ilgili Türkiye'nin en temiz şehriyiz. Havası en temiz şehiriz. Suyu en temiz şehiriz. Denizi en temiz şehiriz. Bu durup dururken olmuyor. O güzel orospor durup dururken çıkmıyor. Peki Ordu Büyükşehir Belediyesi çöpleri nasıl bertaraf ediyor? Büyükşehir Belediyesi çöp için günün son teknolojik imkanlarından faydalanıyor. Hijyen kurallarının da en üst seviyede tutulduğu çöpe karşı mücadele ise kısa bir filmle anlatıldı. Kurtarma istasyonlarından günlük toplam 320 ton atık Ünye ilçesindeki mekanik ayırma tesisine, Gürgentepe ve Altınordu çevre ilçelerinden gelen günlük toplam 290 ton atıksa Altınordu mekanik ayırma tesislerine getirilmektedir. Atıklar çevresel risk oluşturmayacak şekilde koku, toz, sızıntı suyu ve benzeri olumsuz etkileri ortadan kaldırarak gerekli kontrol sistemleriyle birlikte mekanik ayırma tesisine kabul edilmektedir. Hazırlanan kısa filmde Büyükşehir Ordu ve 19 ilçede toplanan yaklaşık 610 ton çöplerin mekanik ayırma tesislerinde işlenme görüntüleri yer alıyor. Çöp ayrıştırma tesisinde toplanan atıklarsa doğaya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılıyor. Çalışmaları kapsamında tesise gelen atıklar balistik separatör, balya pres makinesi, poşet açma makinesi, döner elek, seçme bandı, lastikli ve çelik konveyör ve elektromanyetik mıknatıs gibi makinelerde işlemlerden geçerek 3 fraksiyona ayrılmaktadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi çöp konusunda sokağın da takdirini topluyor. Organik atığın %65'i biyometanizasyon tesisine taşınmakta, tesisten çıkan atıklarsa kalorifik değeri yüksek olan ATY ham maddesi haline getirilerek Ünye Çimento Anonim şirketine gönderilmektedir. Altınordu'dan bir haber paylaşalım sayın seyirciler. Altınordu'da maalesef bir kişi otel odasında ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ardından ceset otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezindeki bir otelde konaklayan Mehmet Türkmen, uzun süre odasından çıkmayınca otel görevlileri durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde görevliler tarafından kapı açılarak odaya girildi. Hareketsiz halde yatağında bulunan Türkmen'in öldüğü belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in cesedi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Evet. 56 yaşındaki Mehmet Türkmen'in 3 dönemdir Altınordu Güzel Yalıköy Mahallesi ihtiyar heyeti azası olduğu öğrenildi. Aybastı Belediyesi, Ordu'nun Aybastı ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan ve Karadeniz bölgesinin de en büyük ve en eski güreş organizasyonu olarak gösterilen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek ve 911.si gerçekleştirilecek olan festival
17 ve 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin en eski festivali olarak gösterilen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin bu yıl 911.si Aybastı Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize edecekleri festivalle ilgili bilgi verdi. Başkan Gündoğar, bu yıl İşte Güreş, İşte Eğlence sloganıyla gerçekleştirecekleri festivalin 17 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Tüm bölgenin hasretle, özlemle beklediği, ordumuzun değil Tokat'ımızın, Samsun'un, Sivaslı'nın, Amasyalı hemşehrilerimizin, gurbette olanların izinlerini dahi Perşembe Yaylası Festivali'ne göre ayırdıkları bir festival olan 911. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali bu sene Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte ortaklaşa yapacağız. Tarihi de 17 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sonlanacak. 7 gün 7 gece işte güreş işte eğlence sloganıyla yaptığımız festivalimiz bu sene Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte daha güzel geçecek. Dolu dolu bir program olacak. Başkan Gündoğar festival içinde yer alacak etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. At yarışları oluyor. Yöresel yarışlar nedir? İlgi çekici için, olması için söylüyorum. Koç yarışması, koyun kırkma yarışması, en güzel buzo yarışması. Bunun haricinde konserler. Bunun haricinde diğer spor branşları gibi. Yani 7 güne yayılarak her gün farklı bir program. İşte çarşamba günü Peydüzü'nde Kızılot Yaylası'nda yapılıyor. Bu bir geleneksel bizim bir haftanın içerisinde aldı. Orada da güreş konserler oluyor. Yani Aybastılı ve bölgede yaşayan insanları gerçekten 7 gün 7 gece eğlenceye, güreşe, at yarışlarına doyurduğu bir etkinlik oluyor. Bu da artık 911 Türkiye'nin en eski etkinliği olan bir etkinlik. Özellikle Ordu ve komşu il Tokatlı vatandaşların izinlerini festivale göre ayarlamalarını isteyen Gündoğar, herkesi 17-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecekleri festivale davet etti. Ben yurt içinde, yurt dışında yaşayan özellikle Ordulu, Tokatlı ve bölgede yaşayan tüm hemşehrilerimizin tekrar tarihini 17 Temmuz, 23 Temmuz tarihinde yapılacak diyor. Tüm hemşehrilerimizi bu yüz binlerin geldi. Çünkü bir hafta süren festivalde 250 bin üzerinde ziyaretçi geliyor. Bu güzellikleri görmek, birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Turizmde atağa kalkan illerin başında gelen Ordu'da turist rüzgarı da esmeye başladı. Fransa'nın başkenti Paris'ten 80 kişilik kafile Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nı ziyaret etti. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğal güzellikleri içerisinde barındıran Ordu'da ilçelerdeki turizm hareketliliği de devam ediyor. Büklüm büklüm menderesleri içerisinde barındıran Aybastı ilçesinde yer alan Perşembe Yaylası'na Fransa'nın başkenti Paris'ten 80 kişilik turist kafilesi geldi. Hanımeli Derneği, Besuvas Anadolu, Türk-Fransız Kültür Derneği ortaklığında gerçekleştirilen gezide 80 kişilik tur kafilesi Perşembe Yaylası'nda oldukça keyifli dakikalar geçirdi. Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Karadeniz'in Türkiye'nin en güzel bölgesi olduğu ve Karadeniz'de yer alan tüm güzelliklerin hem Ordu'da hem de Aybastı ilçesinde bulunduğunu dile getirdi. Fransa'dan gelen 80 tane misafirimizle beraberiz. Çiçeli Şahalesi'ndeyiz. Öncelikle tekrar misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. İnşallah memnun kalmışlardır. Bizler de bir turizm, rehber, gönül yetişi gibi onlarla beraberiz. Beraber olmaya devam ediyoruz. Tabii bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta ilçemizin ablası, gönül reisisi Pembe Ekimoğlu'na ve diğer dernek başkanlarımız Anadolu Derneği var. Türk Derneği başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii her zaman söylüyoruz. Karadeniz Türkiye'nin en güzel coğrafyası, doğası. Karadeniz'de ne varsa Ordu'da var, Karadeniz'de ne varsa Aybastı'da var. En güzel şelaleler, en güzel dereler, en güzel yeşillikler.
Başkan Gündoğar son olarak gelen turistlere Aybastı ilçesinde yer alan doğal güzellikleri gezdirdiklerini söyleyerek gelen kafilenin bu geziden oldukça memnun olduğunu da sözlerine ekledi. Kümbet Menderes'lerimiz var. Yaklaşık misafirlerimizle 3 saattir beraberiz. Gözlerinden buraya gelmelerinde memnun olduklarını, mutlu olduklarını görüyoruz. Son yıllarda Aybastı Peşembe Yaylamız yıllık 500 bin üzerinde ziyaretçi alıyor. Bunu artırarak devam edeceğiz. Sayın seyirciler, hem orduya hem de tezgahlara artık bahar geldi. Hal böyle olunca da bugün arkadaşlarımız sizler için sebze meyve fiyatlarını araştırdı. Yazın meyveleri, sebzeleri, tezgahları süsledi. Peki ama fiyatlar ne? Gelin hep birlikte bunu öğrenelim. 50 50! Ordu ordu, çilek ordu 50! Erik, çilek, karpuz, nektarlı ve daha bir sürü meyve. Yaz geldi, peşinden meyveler de geldi. Görünümüyle ağızları sulandıran yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Peki ama fiyatlar nasıl? Erik'ten başlayalım. Tatlısıyla, ekşisiyle yaz mevsiminin en gözde meyveleri arasında yer alan yeşil erikler de tezgahlarda yerini aldı. Yeşil eriğin fiyatı 15 lira. Pahalı olsa da vatandaş diyor ki... Taze şeyler her zaman pahalı oluyor. Kilo işi alamayanlar için de alternatifler yok değil. Tadı ne olsun bakılsın diye küçük paketler halinde de satışlar var. Çok mu seviyorsunuz? Evet, çok seviyorum. Gelelim o kıpkırmızı görüntüsüyle iştah kabartan çileğe. Buram buram kokusu, lezzetli mi lezzetli tadıyla sezonu 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla açan çileğin fiyatı ise gün geçtikçe düşüyor. Örneğin bugün çilek tezgahlarda 7 liradan alıcı buluyor. Esnaf Kayabaşı'ndan getirdiği çilekte günde ortalama 100 kilo satış yapıyor. Ordu Kayabaşı'ndan. Kayabaşı'ndan. Evet, buranın... Satışlar nasıl gidiyor? Allah abicim, şu anda daha yeni tufanda. Şu anda iyi. Fiyatlar da bayağı fiyatlar bir tabii düştü. Şu anda 7 lira, 1,5-10 lira falan satıyoruz. Günde ortalama ne kadar çilek satıyorsunuz? 100 kilo falan, 150 kilo. Sokaklardaki tezgahlarda durum böyle. Peki ya pazardaki tezgahlar? Satışlar çok şükür iyi. Memnunuz yani işlerden. Yaz meyveleri de tezgahları süslemiş. Tabii ki bundan sonra hepsi yavaş yavaş tufanda da olsa tezgahlarda yerini buldu. Fiyatı pahalı olsa da çilek ve erik rağbet görüyor. Rakamıyla ve tadıyla çilekle can eriği satışı biraz daha fazla yeni meyvelerden. Şeftalimiz, kayısımız, nektarı her türlü. Bunlar da tezgahlarda. Tabii ki. Şu an biraz pahalı olsa da tadımlık da olsa vatandaşlar alıyor. Yaz meyvelerini şöyle bir tatmak istiyorlar. Evet. Az da olsa. Az da olsa alıyor. Bir kilo değildir ama yarım kilo. Yani zaten şu anda paket olarak geliyor. Yani 800 gram yarım kiloluk paketlerde. Paketler. Turfanda olarak. Fiyatlar da çok fahişte değil yani. Çilek erik dedik ama karpuzu da unutmadık tabii ki. Yaz sofralarının gözdesi karpuz da yerini aldı. Onun da kilosu 4 lira. Tezgahları süsleyen bir diğer yaz meyvesi de karpuz. Fiyatı ise 4 lira. Neden 4 lira? Üretimi henüz yoğun olarak başlamadığı için turfanda meyve olarak yaşıyor. O yüzden fiyat biraz yüksek başladı. Tezgahlarda sadece meyve değil, sebzeler de yerini aldı. Domates vatandaşı biraz zorluyor. Az önce tezgahın önünden geçerken abimiz dedi ki domates altın fiyatına. Peki neden bu kadar pahalı? Herhalde ihracat mı var, ithalat mı var bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz da süper pahalı domates. Ya dünya, ben bildim bile, benim yaşım 50, ilk defa bu kadar pahalı domates görüyorum bu aylarda. Ben de pazarda ilk defa böyle bir kelime duydum. Gerçekten. Altın fiyatına diye. Altın fiyatı, evet. 1,5-2 milyon domates 6 lira, 7 lira, 8 lira. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Erikler, çilekler, elmalar, nektarliler. Evet, bunlar pazarımızı süslüyor ama asıl bu çarşamba pazarının en güzel örneği yanımızda. Köylü kadınlarımız var. Onlar bunları, pancar var yanımızda. Galdirik var. Evet, galdirik yine var. Melo hocamız var. Bunlar kendi topraklarımızda. Köy kadınlarının evet, kendi yetiştirdikleri topraklarda yetişip pazarlarda, işte bu taşlarda aslında yerini alıyor tezgahlar. Değil. Peki sizin satışlar nasıl gidiyor ablacığım? Bizim satışlarımız çok şükür idare ediyor. Allah bereket versin. Nereden geliyorsun? Ben Delukaya köyünden geliyorum. Nafiye teyze de kendi toprağında yetiştirdiği doğal ürünleri satıyor. Allah bereket versin diyor. Sürekli süt, yoğurt, yağ, peynir. Kendiniz yapıyorsunuz. Hep kendim yapıyorum. Doğal ürünler. Evet, evet. Peki satışlar nasıl gidiyor? Güzel mi? Satışlar var mı? Bazı iyi oluyor, bazı kötü oluyor.
Siz değerinizi bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Zahmeti çok. Çok zahmeti. Pancar 1 lira. 1 lira. 1 lira. Evet. Peki sizce 1 liraya değiyor mu değmiyor? Değmiyor. Mecbur yap. Mecbur yapmak zorundayız ama. Gayrilik ne kadar? Ben burada görüyorum. Sen kendin böyle çap çap yapıyorsun. Ha, bu da 1 lira ha. Ha, bu da 1 lira. Soğanda, patateste de fiyatlar esnafa göre gayet iyi. Fiyatlar gayet güzel. İyi. Sebze çok ucuzladı. Patlıcan 2 lira, biber 1,5 lira. Patates 1,5 lira. Soğan eski 1 lira, tazesi 1,5 lira. Fiyatlar güzel. Vatandaşımızı Allah rızası için pazara gelsin diyoruz. Başka daha bir şey demiyoruz. O zaman şöyle bir bar da gelsin de. Tabii. Evet, sarımsak 5 liraya. 5'e. Ses gitti. Ses de gitti. Gitti, vallahi gitti. Ve çarşı pazar haberimizi esnafla vatandaş arasındaki tatlı çekişmeyle noktalıyoruz. Sadoğlu köyde geçen de 2,5 dedi bari. Melo Hoca'nı kaç dedi? 10 mu? Hadi Melo Hoca'nın 20. Vatandaş pahalı buluyor fiyatı. Ama vatandaş pahalı buluyor ama buraya zannediyorlar ki bunları böyle hani şuradan yok, aşağı ipinen buraya böyle hop yok, bırakıldı. Bunların emekleri de var, yapması var. İşte toplaması var. Onu ekeceksin. Sabah Nur Akçay'ın haberiydi sayın seyirciler. Ordu'da çilek üretimi fındık ve kivi'den sonra gelen yeni bir gelir kapısı oldu. Son yıllarda da hızlı bir şekilde artış gösteriyor üretimi. Fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına da başlandı. 2014 yılında 15 ton olan çilek üretimi 2016 yılında 600'e çıktı. 2017 yılında hedef ise 1000 ton olarak açıklandı. Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı. 6nordu ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesindeki kurulan bahçelerde hasadına başlanılan çilek üreticilerinin de yüzünü güldürüyor. İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada "Biz fındığın yanında ek gelir getirici ürünleri çiftçilerimize benimsetmeye çalışıyoruz." dedi. İlimizde tarım alanlarının büyük çoğunluğunda fındık yetiştiriliyor. Neredeyse %89'unda fındık tarımı yapılıyor. Tabii biz fındığın yanında üreticilerimize ilave gelir getirici ürünleri de benimsetmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla işte elimizde kivi ve çilek üretimini de yine fındık üreticilerimiz için bir ek gelir sağlamaları adına üreticilerimize benimsetmiş durumdayız. Kemal Yılmaz 2014 yılından beri çalışma yürüttüklerini anlatırken 2015 yılında 15 ton üretilen çileğin 2016 yılı itibariyle 600 tona kadar çıkarmaya başardıklarını belirtti. Son 3 yıl içerisinde üreticilerimize Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla 800 binin üzerinde çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Yine bakanlığımızın katkılarıyla da maaş naylonu ve damlama sulama sistemleri üreticilerimize vermiş olduk. Tabii yapılan bu çalışmalarla birlikte 2016 yılında ilimizdeki çilek üretim miktarı 600 tonun üzerine çıktı. 15 tondan 600 tonun üzerine çıktı. Bu son derece önemli bir gelişme. Şu an bu konudaki çalışmalarımız da 2017 yılı itibariyle devam ediyor. Yine bakanlığımıza sunmuş olduğumuz bir proje var bu konuyla ilgili. Projemiz onaylandı ve şu an üreticilerimize çeşitli çilek yetiştiriciliği hakkında çeşitli destekler verdik. Bu rakamların daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. 2017 yılı içerisinde üretim miktarımızın 1000 tonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bölgede çilek hasadına bugün itibariyle başlandığını da hatırlatan Yılmaz, çilek hasadının havaların iyi gitmesi durumunda Kasım-Aralık ayına kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Tabii çilek normalde Kasım ayının sonuna kadar hatta havaların iyi gitmesiyle birlikte Aralık ayı içerisinde bile hasat yaptığımız oluyor. Hasada ne zaman başlıyoruz? İlimizde normalde geçen sene hasat Nisan ayının başı itibariyle başlamıştı. Bu sene Nisan ayının serin gitmesi, havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle biliyorsunuz eksi değerlere bile sıcaklığın düştüğü oldu. Gerçi sahilde eksi değerler görülmedi ama bu nedenle yani havaların soğuk gitmesi, mevsim normallerinin altında gitmesi nedeniyle de hasat Mayıs ayının başına sarkmış durumda.
Müdür Yılmaz, çilek üretiminin birçok ilde yaygınlaştırılması amacıyla kollarını sıvadıklarını da sözlerine ekledi. İlimizin özellikle Altınordu, Perşembe, Kabadüz, Ulubey ilçelerinde, Gülyalı ilçelerinde çilek yetiştiriciliği yapılmakta. Açıkta yetiştiriciliğinin yanında kapalı alanda da yetiştiriciliği yapılmakta. Şu an Ünye ilçemizde gene topraksız tarımla çilek yetiştiriciliği de kapalı alanda yapılmaktadır. Amacımız bu işletmelerin sayısını artırmak. Yukarı ilçelerimizde yine Kabadüz'de, Yokuşdibi ve Turnalık bölgesinde özellikle üreticilerimizin ilgi gösterdiği bir ürün çilek. O bölgede de ciddi manada yetiştiriciliği başladı. Çilek üretimi yapan Burak Kılıç'ta hasada geç başlamalarına rağmen ilk hasattan oldukça memnun olduklarını söyledi. Bu sene mevsim itibariyle bir ay geriden gidiyoruz. Geçen sene 2016 sezonunda 3 Nisan'da hasat etmeye başladığımız çileği bu sene tam 3 Mayıs'ta veya 4 Mayıs'ta hasat edebiliyoruz diyebiliriz. Bir ay geriden başlıyor sezon. Soğuk geçti fakat hani bu soğuk geçmiş olması bizi biraz daha neşelendiriyor. Hani en azından bitki daha rahat gelişecek. Geçen seneki gibi çok fazla fungusal hastalıklara sebep olmayacak diye bir ümidimiz var. Bu hasatımız yaklaşık Aralık ayına kadar devam edecek bu şekilde. Yani kar yağana kadar olası bir hava muhalefeti olmadığı sürece Aralık ayına kadar hasata devam edeceğiz. Ordu'da son yıllarda meslek ve sanat eğitimleri konusunda verdiği hizmetle ilgi odağı haline gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi, meslek ve sanat eğitimi kurslarında eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi bugün açıldı. Açılış TV'lik ekranlarında da canlı olarak yayınlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kurslarında eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Sanatsal ve mesleki eğitim konusunda öncülük ederek vatandaşların sanatın birçok dalıyla ilgili yeteneklerini ortaya çıkarıp hobilerini geliştirmeye ve iş istihdamına yönelik önemli bir referans olmayı hedefleyen Ormek, sezonun ilk sergisini Altınordu ilçesinde açtı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın ve Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan açılış programı, kursiyerler adına Elvan Kılıç'ın konuşmasıyla devam etti. Konuşmasına halka hizmet hakka hizmettir diyerek başlayan Kılıç, Ormek kursları sayesinde hem mesleki hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirdiklerine dikkat çekti. Kurslar sayesinde hem yeteneklerimizi keşfediyor hem de kendimizi geliştiriyoruz. Diksiyon kursuna katılarak güzel Türkçemizi daha güzel, daha düzgün konuşmayı öğrendim. Nefes kontrolünden beden diline kelimelerin ve cümlelerin daha vurgulu, daha etkili söylenmesini Ormek'in ücretsiz kursu sayesinde öğrendim. Başkan Enver Yılmaz da sergi esnasındaki konuşmasında artık koşar adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde Türkiye'de parmakla gösterilen büyük şehirlerin ilk sırasında olacağız dedi. Bu 3 ilçesinde 98 farklı branşta kurs açtık. 98 farklı branşta ve şu ana kadar 16.220'nin üzerinde mezunumuz var. Bu meslek edindirme kurslarına katılan hemşehrilerimiz. Çok farklı meslek grupları var tabii bunların içinde. Pastacı çırağından tutun da gelin başı yapmaya kadar, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumadan tutun da farklı alanlara yabancı dili İngilizce, Gürcüce öğrenme dahil olmak üzere tam 98 farklı branşta 2 yıllık süre içinde çok güzel bir kurs mekanı organize ettik. Milli eğitimle öğretmenlerimiz, eğiticilerimiz halk eğitim merkezlerinden geldi. Büyükşehir organize etti. Ücretsiz oldu, güzel oldu. Her yönüyle güzel oldu. Kursiyerlerimizin heyecanlarını biz açılış esnasında da görüyoruz zaten.
yetkili organlarımızla yani devletimizin diğer birimleriyle uyumlu bir şekilde bir araya getirmek suretiyle vatandaşlarımıza da hizmeti sunmamız lazım. Bu çerçevede Ordu Büyükşehir Belediyesi sadece altyapısıyla, kurumsal kimliğini hızlı oluşturmasıyla, suyuyla, kanalizasyonuyla değil, sosyal belediyeciliğiyle de Türkiye'de yeni kurulan belediyeler içinde kendisini farklı hissettiren bir yapının her zaman merkezi oldu. Başkan Yılmaz, Ormek şubelerinde kişisel gelişim, meslek edindirme, dil öğrenimi ve hobi başlıkları altında 98 branşta 16.222 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Bu anlamda da bu yıl özellikle bu imkan varken söylemek isterim. Bütçemizin %70'i yine yolda, %30'u da yine suda. Her tarafı kazmıştık biliyorsunuz. Şu anda kapatmaya başlıyoruz. Bize kış döneminde hemşehrilerimiz diyor idi ki niye bu caddeyi açtınız? Bunu yazın açsanız olmuyor mu diyorlardı. Kışın açtık ki baharla birlikte kapatmaya başladık. Sadece Altınordu ilçesinde değerli hemşehrilerim biz bu yıl 120 kilometre sıcak asfalt yapıyoruz. Altınordu ilçesinde bu yıl 120 kilometre sıcak asfalt yapıyoruz. Bu ne demek? Geçmiş dönem belediyelerin 10 yılda yaptığı sıcak asfalt 20 kilometre. 10 yılda 20 kilometre, 1 yılda 120 kilometre. Aradaki fark bu. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ysa Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla ortaya çok güzel işler çıktığına vurgu yaptı. Ayrıca öğrenmenin ve eğitimin yaşının olmadığına da dikkat çekti. 16 bin üzerinde çoğunluğu hanımlarımız meslek ve niteliklerini artırıcı eğitim aldılar. Sevgili Peygamberimiz der ki beşikten mezara kadar eğitim görün. İlim Çin'de dahi olsa gidin arayın. Dolayısıyla öğrenmenin eğitimin hiçbir yaşı yok. Biz valiyiz. Belli bir mesleğimiz var. Ancak şöyle güzel bir resim çizebilsek mesela, uç çalabilsek veya hat yazabilsek o da bizi rehabilite eder. Boş vakitlerimizi hoşça geçiririz. Stres ve sıkıntıdan uzak yaşarız. Açılış töreni yapılan konuşmaların ardından Altınordu Ormek binasında kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı serginin gezilmesiyle sona erdi. 16 Nisan referandumlarında AK Partili belediye olmasına rağmen kazanan ilçelerden bir tanesi de Korgan'dı. Referandum sonrası AK Parti Korgan İlçe Teşkilatı parti binasında bir araya geldi. Toplantıya Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da katıldı. 16 Nisan tarihinde düzenlenen referandum sonrası AK Parti Korgan İlçe Teşkilatı ilk kez toplantı. Büyükşehir yatırımları, hükümet yatırımları ve Korgan Belediyesi'nin toplam yatırımı son 3 yılda eğitim yatırımlarına dahil yaklaşık 250 milyon lira. AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Gerçekten ilçemize geldiğimiz günden bu ana kadar birlik beraberlik içinde hep beraber, tek başımıza değil, burada meclislerimizle beraber, sizlerle beraber desteğiyle, genç kolları, kadın kollarımızla birlik beraberlik içinde güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. 18 tane sandık başkanım periyot atlıyordu. Yani hamdolsun Allah'a ki nerelerden nereye geldi. Gene olabilir. Muhtemelen 2019'un asfalt dökme sezonu da var. Hava sıcaklığının 21 derece olması gerekiyor. Düzenlenen toplantıda referandum çalışmaları esnasında yoğun çaba harcayan partililere teşekkür edildi. Ardındansa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak partililere teşekkür belgesi verdi. Sokak hayvanlarının beslenmesi için Haytap'la kalan tazeler küçük dostlarımıza proje işbirliğinde alışveriş yapan mağaza doğrultusunda barınak sokak ve ormanlarda açlıkla mücadele eden hayvanlara umut oluyor. Haytap'a üye Orkinaz Derneği, Ordu'da sokak hayvanlarını unutmayarak destek veren alışveriş mağazasının 9 çalışanına destekleri için teşekkür belgesi verdi. Ordu'da bir alışveriş mağazası sokak, barınak ve yaban hayvanlarının sağlıklı beslenmesi için Hayvan Hakları Federasyonu'yla 3 yıldır süren işbirliğiyle sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri 2015 yılında İstanbul'un 64 şubesinde başladığı
Daha sonra da yurt genelindeki tüm mağazalara yayılan proje kapsamında son kullanım tarihi yaklaştığı için raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri ve kuru gıda ürünleri niteliği ve soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilerek aynı gün Haytap gönüllerine teslim ediyor. Sokaklarda son derece kötü koşullarda yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam standartlarını daha iyi bir konuma getirebilmek için büyük bir alışveriş merkezi ile birlikte Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun 2015 yılında protokol imzalayarak kalan tazeler küçük dostlarımıza iyi gelecek isimli bir farkındalık projesiyle başlatılmıştır. Yurdun genelindeki temsilciler tarafından alışveriş merkezinden alınmakta ve sahipsiz sokak hayvanlarına, bakım evlerine, ormanlarda yaşayan hayvanlara dağıtılmaktadır. Biz buradan Haytap Hayvan Hakları Federasyonu adına ve Orkinos Derneği adına bu projenin sürdürülebilir olduğuna inanan yetkililere teşekkür ediyoruz. Haytap Öyü Orkinos Derneği gönüllüleri ise alışveriş mağazalarından yetki belgesiyle aldıkları bu ürünleri yine en kısa sürede ayıklama, temizleme ve hazırlama işlemlerine tabi tutarak orman, barınak ve sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinde kullanıyor. Şirketimiz Haytap Hayvan Hakları Federasyonu ile ilgili bir ortaklığımız var onlarla. Biz de imaya çıkan ürünlerimizi yine soğuk havada bekleterek Sayın Aziz Bey var. Hayvan Hakları Federasyonu'nda Orkinos Ordu Şube Başkanı olarak. Onu çağırıyoruz. Onunla irtibat halindeyiz. Ona teslim ediyoruz imalarımızı. O da sağ olsun bu işe bayağı bir gönül vermiş, ilgileniyor konuyla ilgili olarak. Sokak hayvanlarına gidiyor, orada dağıtımını yapıyor, beslenmelerini sağlıyor. Yani bu şekilde devam edip gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Orkinos Eğitim Koordinatörü ve Haytap Ordu Temsilcisi Mehtap Sasen, Orkinos Dernek Başkanı Aziz İşbakan ve Orkinos üyesi Hamdi Celil Sasen, bugün Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan alışveriş mağazasına giderek kalan tazeler küçük dostlarımıza projesine destek veren Gökhan Öztürk, Niyazi Kul, Hülya Çakır, Abdullah Özcan, Fuat Şanlı, Mehmet Türk, İbrahim İlker, Öz Kelekçi, Eftel Bayar ve Selahattin Göke teşekkür belgesi verdi. Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Kapıcılar Kralı gibi filmlerin yapımcısı olan Arif Keskiner, Binbir Renk, Binbir Çiçek Yaşar Kemalli Anılar isimli kitabının imza töreni için Ordu'ya geldi ve öğrencilerle buluştu. O zaman fotoğraf modası vardı. 50'ye yakın fotoğraf çektim. Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Kapıcılar Kralı gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner, Binbir Renk Çiçek Yaşar Kemal'i Anılar isimli kitabının imza töreni için Ordu'ya geldi ve öğrencilerle buluştu. Jenerikte oyuncular listesinin içinde böyle birden Arif Keskiner yazısı. Hiç öyle bir şey yok aslında ama her küçücük bir rol. Tabii ben Osmaniye'den gelmişim. İşte 4-5 sene olmuş. Bu ülkeyi yurt dışında tanıtmamız lazım. Yani benim sinemacı olarak böyle bir görevim olması lazım diyorum kendi kendime. Özel bir okulda gerçekleştirilen imza gününde Arif Keskiner yaşadığı anıları da öğrencilerle paylaştı. Bu Aziz abi meselesi Yaşar Kemal'le de ilgili. Şimdi Aziz abiyle Yaşar Kemal küsler, bunlar konuşmuyorlar. Aziz abinin dili sivriydi. Hesabını yapmaz, söylerdi yani. O kötü yazar mesela, kötü yazar der falan. Merak edilen soruları cevaplandıran Keskiner daha sonra ise yazdığı kitabı imzaladı. Ve bu haberden sonra da veda edelim sayın seyirciler. Birazdan spordaki gelişmeleri Mustafa Özdoğru sizlerle paylaşacak. Ekonomideki gün sonu kapanış rakamları ve yol durumu daha sonra gelecek olan bültenler olacak. Yarın akşam randevu saatimiz yine 18.30 olsun. Her zaman olduğu gibi hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaşmak için. Mutlu bir akşam geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, canlı yayın konuğu olduğu yerel TV'lerin ortak olarak düzenlediği programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın o açıklamalarında dikkati çeken çok önemli başlıklar vardı. Başkan Yılmaz, programda ilk olarak
Güzel Ordu Spor'un kazandığı şampiyonluğa değindi. Ordu Spor'un durumu yüzünden Güzel Ordu Spor'un gecikmiş bir şampiyonluk yaşadığını söyleyen Başkan Yılmaz, Güzel Ordu Spor kazandığı bu şampiyonlukla tüm orduların takımı olmuştur açıklamasını yaptı. Güzel Ordu Spor'a bir ağırlık koyamadık. Ordu Spor'dan dolayı. Koyarsınız, Ordu Spor'un akıbeti belli değil, ne olacağı belli değil. Ama bu yıl güçlü bir ekip, başta teknik direktörümüz, futbol şube sorumlumuz Ertan Bey ve kulüp başkanımız Faruk Bey ve yönetimiyle birlikte güçlü bir ekip kurduk. Bu işler zor işler. Hele Bal Ligi'nden takımın çıkması, inan Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya bedel. Ben bunu yaşadım ve gördüm. Güzel Ordu Spor öyle bir takım ki, gösterişsiz, mütevazi ama sonuca endeksi, sonuç alan bir takım. Zaten bir mağlubiyeti, 25'e yakın galibiyeti bunun göstergesi. Tüm grupların lideri olması bunun göstergesi. Burada ne var? Bir, çok ciddi bir emek var. Bir, profesyonel çalışma var. İki, çalışılmış hareket var. Tesadüfi değil bu. Bu durup dururken efendim şu kadar parayla yapılmış bir organizasyon. Bu çalışılmış hareket. Güzel Ordu'nun zaferi, yani Ordu Spor'un üçüncülükteki yeni ismiyle birlikte zaferi, renkleriyle birlikte zaferi hayırlı olsun. Hocamıza, yöneticilerimize, futbol şube sorumlusuna, bu konuda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki bu Büyükşehir'in takımı ama Ordu Spor'un Bal Ligi'ne düşmesinden sonra bu takım Büyükşehir'in takımı olmaktan çıktı, çıkacak. Tüm Ordu'nun Ordu Spor'udur. Bu bizim takım. Güzel Ordu Spor'un Ankara'da kazanmış olduğu şampiyonun ardından Ordu'da neden kutlama yapılmadı sorularına da cevap veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, neden kutlama yapılmadığına dair iki neden gösterdi. Efendim niye kutlama yapmadınız dediler bize. Ya arkadaş nasıl kutlama yapalım? İki tane şehidimiz var. O hafta bir tane hakim kardeşimiz, bir tane de Ünye'de bir asker kardeşimiz şehit oldu. Şimdi iki tane şehidimiz varken biz milleti sokağa döküp kutlama mı yapalım? İkincisi de şu, siz bayram ediyorsunuz ama Ordu Spor cenaze evi. Bir takım düşmüş, bir takım çıkmış, seviniyor. Burada bir orantısızlık yapmayalım. Şimdi bir nezaket süreci var dedik. Bu cuma günü Allah izin verirse bir otelde Ordu Spor'un tüm kulüp başkanları, Ordu Spor'la özdeşleşmiş isimler ve şehrin gazetecileri, amigo grupları dahil olmak üzere sporla ilgili bütün taraflar bir araya çağrılmak suretiyle mütevazi bir kutlama yapılacak. Başkan Enver Yılmaz katıldığı programda Güzel Ordu Spor'un isim konusuna da açıklık getirdi. Daha önce yaptığı açıklamada Güzel Ordu Spor'un isminin ve renginin değişeceğinin müjdesini veren Başkan Yılmaz, İsim konusunda iki seçeneğin olduğunu ve bu seçeneklerden bir tanesinin Güzel Ordu Spor'un yeni ismi olacağını söyledi. Yıldırım Demirören ile bir görüşme yaptığını söyleyen Başkan Yılmaz, ona bir yazı gönderdi kulüpten ve o yazının cevabına göre isim belli olacak dedi. Ben Yıldırım Demirören ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptım federasyon başkanımızla. Ona bir Güzel Ordu Spor yazı yazdım. Dedik ki takım isminin Ordu-Spor Kulübü, Ordu-Spor Kulübü ya da Ordu-Futbol Kulübü, Ordu-FK, Ordu-SK olarak talep etmektedir. Bu taleplerin hangisi hukukidir, bize bir hukuki görüş bildirin diye. Federasyon bunlardan hangisi uygunsa, belki ikisini de uygun bulmayabilir çünkü biz bilmiyoruz ne olacağını. Ama renk konusunda çok ihtilaf yok çünkü renk seçmede takımları serbest bırakıyorlar. Yani mor beyazda hiçbir tereddüt yok. Ordu Spor Kulübü deseler daha iyi olur ama sanki demeyecekler gibi. Çünkü diyor ki mevzuat, evet. Yani demeyecekler derken mevzuat demiyor. Onların takdirinde çok bir şey yok. Ordu Spor bütün ismini çağrıştırmaması lazım. Şimdi biz Ordu Tire Spor Kulübü dedik ama çok yemiyorlar. Yani o çağrıştırıyor diyorlar. Ordu Futbol Kulübü'ne itiraz etmeyecekler gibi geliyor. Takıma koyulacak ismin çok da önemli olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, isim ne olursa olsun tezahüratın hep Ordu Spor olacağını söyledi. Yani biz her halükarda Ordu Spor ismiyle, çünkü seyircilerimiz Ankara'ya geldiğinde de Ordu Spor diye slogan attı. Formalarımız da mor beyaz zaten. Yani çok tartışılacak bir konu yok burada. Bu sezon amatör lige düşen Ordu Spor hakkında da açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Spor'un tesislerden çıkacağını ve gelecek sene için DSİ'nin tesislerinde konaklayacağını söyledi. Ordu Spor oradaki eşyalarını,
bizim himayemizdeki bir depoya ve yine Ordu Spor gelecek yıl tüm futbolcularını da devlet su işlerinde bizim masrafını karşılayacağımız bir şekilde hem yemesi hem içmesi hem ikameti Güzel Ordu Spor'un tesisi olmadan önce DSİ'deydi. Aynı yöntemle orada kalacaklar. Biz yemesini, içmesini, mekanını onlara tahsis edeceğiz. Bunda sorun yok. Yani Ordu Spor 3. lige, 2. Bal Ligi'ne düştü. Mağdur edildi, imajı yok. DSİ'ye taşınacak. Onunla ilgili DSİ ile de biz resmi yazışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak da ben garantör oldum. Ordu Spor'un amatör lige düşmesiyle birlikte sahipsiz kalan Ordu Spor kadın basketbol takımı ve Ordu erkek voleybol takımının akıbeti hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Enver Yılmaz, iki takımın da gelecek sene Altınordu Belediyesi'nin himayesine gireceğini söyledi. Stadın ihalesinden bahsetmiştim. Yapıldı 104 milyon. Teslim süreci ne zaman? 400 gün. 365 gün, 1 yıl. 1 yıldan çok kısa bir süre sonra, yani biz hangi aydayız? Nisan. Gelecek yıl Haziran aylarına yetişecek mahiyette 20 bin kişilik mor beyaz rengi olan, fındık figürü içinde olan, alttan ısıtma olan, yeraltı otoparkları olan ve her yönüyle bir külliye teşkil edecek. Sadece futbol için değil, tüm amatör spor kulüplerini ve salon sporlarının içinde barındıracak tam bir kompleks. Şimdi öyle bir zamanlaması var ki bugün için. Avantajımız ne bizim? Devletin yerine devlete stat yaptırdık. Devletin olan statını Büyükşehir Belediyesi olarak biz aldık. Türkiye'de başka bir örneği yok. 19 Eylül Büyükşehir'e kaldı. Yıkacağız. Altına 2000 araçlık otopark yapacağız. Üstünü şehir meydanı yapacağız. 19 Eylül'ün olduğu yer. Ne zaman? Stat hizmete girdiğinde. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Samsun, Terme, Ordu Devlet Yolu'nun 13 ve 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz-Çambaşı İl Yolu'nun 43 ve 53. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ordu, Ulubey ayrımı, Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa, Aybastı İl yolunun 23-25, 43 ve 45. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz İl yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri,
trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolaman, Perşembe yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahta ağır ve tehlikeli madde taşıyan araç trafiği Fatsa-Ordu-Prezid devlet yolundan sağlanmakta olup bu saatler dışında ise kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Ordu-Perşembe yolunun 37. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Perşembe-Ordu istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik bu noktadan servis yolu olarak kontrollü verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.